Selamlar, bu kanalda en ilginç true crime dosyalarını ele alıyoruz. Kanal 1000 abone olunca daha profesyonel bir şekilde her gün video olacak. Bu yüzden abone olarak destek vermeyi unutmayın. 6 Haziran 2002'de polis, Diana Snellen'ın Corktown, Kentucky'deki evine çağrıldı ve burada korkunç bir olay yeri keşfettiler. 41 yaşındaki Diana Snellen, kafasında ve gövdesinde çok sayıda bıçak yarasıyla bulundu. Polis, Diana'nın başarısız bir ev baskınında öldürüldüğünü tahmin etse de, kısa süre sonra katilinin tanıdığı biri olduğu anlaşıldı. Diana'nın komşuları, onun nezaketini ve samimiyetini övdü ve onu, karşılaştığı herkese bir gülümsemeyle her zaman hazır olan, ayakları yere basan, iyi huylu biri olarak tanımladı. Eski kocası, Diana'nın sarsılmaz iyimserliğinden ve her durumda umut ışığı bulma yeteneğinden övgüyle bahsetti. Ani ölüm haberi memleketindeki herkesi perişan etti. Doğum adı Diana Morgan olan, Diana Snellen, 1961'de Great Lakes eyaletinde doğdu. Bekar bir anne tarafından büyütülen 3 çocuğun en büyüğüydü. 20 yaşında Stephen Olson ile evlendi ve Wyoming'e taşındı. Sonunda Stephen Jr. adında bir oğulları ve Stephanie adında bir kızları oldu. Stephen'dan boşandıktan sonra Diana ve çocuklar yerinden edildi ve Corktown'a yerleşti. 1991 yılında yılbaşında iş yerinde tanıştığı iş arkadaşı Denis Snellen ile evlendi. Evlilik 8 yıl sürdü. Stephen Jr. üniversiteye giderken Diana Snellen'ın kızı Stephanie'yi tek başına büyüttü. Diana bağımsızdı, motosiklet süren ve romantik doyum arayışıyla yerel flört sahnesine aktif olarak katılan, kendine güvenen bekar bir anneydi. Anne ve kızı arasındaki gerilim, o zamanlar 17 yaşında olan Stephanie'nin yeni bir erkek arkadaş edinmesiyle artmaya başladı. Diana, 18 yaşındaki David Tyler Dressman'in kızı üzerindeki olumsuz etkisini görünce ilişkiyi onaylamadı. Stephanie ve David birlikte Florida'ya kaçmaya çalıştılar, ancak Diana bir kayıp şahıs raporu verdiğinde Georgia'da tutuklandılar. 2002 baharında, liseyi bir yıl erken bitirdikten sonra Stephanie, David'in yanına taşınmayı planladı. Bu teklif Diana'ya pek uymadı ve Stephanie o zamanlar reşit olmadığı için olduğu yerde kalmak zorundaydı. Diana ile zaten gergin olan ilişkisini daha da kötüleştirecekti. Bu, onu ve David Dressman'ı sorunla nasıl ilgileneceklerini planlamaya sevk etti. Sorun annesiydi. Stephanie ve David, cinayeti kendileri işlemekten rahatsız oldukları için Crabtree'den yardım istediler. Diana'nın ölümünden sonra, Stephanie'nin 200 bin dolarlık hayat sigortası ödemesinden ona bir pay teklif ederek, onu mali fayda beklentisiyle baştan çıkardılar. Stephanie ve David, 5 Haziran 2002 gecesini bir arkadaşları, Gail Shanuman ve erkek arkadaşı Zach Greer ile geçirdiler. Diana, o gece Stephanie'yi aradı ve eve gelmesini istedi ama o reddetti. Stephanie, 6 Haziran'da eve döndü ve polise başvurarak annesinin ölmüş olmasından korktuğunu söyledi. İlk müdahale ekipleri, Diana'nın kızının yatak odasına girdi ve cansız bedenini kırmızı bir havuzun içinde buldu. Kurbanın birçok bıçak yarası dışında, vücudunun her yerinde ciddi morluklar da vardı ve belden aşağısı tamamen çıplaktı. Başlangıçta polisin bir ev işgaline müdahale ettiği görünse de, daha fazla araştırma olayın tamamının uydurma olduğunu ortaya çıkardı. Zorla girme veya cinsel saldırı olduğuna dair bir kanıt yoktu. Diana, 9'u kafatasına doğrultulmuş, 27 bıçak yarası almıştı. Ciddi savunma yaralanmaları geçirmişti, saldırganıyla sonuna kadar savaşmıştı. Richard Roberts adında bir adam, hücre arkadaşının Diana Snellen'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladığında, yetkililere soruşturmaya ara verdi. Hücre arkadaşının, alakasız bir şey için hapis yatan, Timothy Wayne Crabtree olduğu ortaya çıktı.
Nisan 2003'te tutuklandılar ve birinci derece cinayet ve hırsızlıkla suçlandılar. Timothy Wayne 24, David Tyler ise 19 yaşındaydı. Polis, Timothy ve David'in cinayet gecesi Diane Allen ve kızı Stephanie'nin evini ziyaret ettiğine inanıyor. O zamanlar 17 yaşında olan Stephanie'nin annesiyle yüzleştiği iddia edildi ve David onları üst kata ve Stephanie'nin yatak odasına kadar takip ederek Diane'yi tuzağa düşürdü. Bu, Diane'yı acımasızca bıçaklamak için bir bıçak çıkardığı zamandı. Cinsel saldırı gerçekleşmiş gibi göstermek için, olay yerini sahneledikten sonra polisi aramak için ertesi günü beklediler. Yetkililer tarafından sorulduğunda, o geceki arkadaşları, Zack Greer, hem Stephanie'nin hem de David'in önemli bir süredir evinden uzakta olduklarını doğruladı. O sırada Stephanie henüz reşit değildi. Bu nedenle davanın büyük jüri önüne çıkarılabilmesi için çocuk mahkemesinden geçmesi gerekiyordu. 10 ay sonra Stephanie bir cinayete yardım ve yataklık etmekle suçlandı. Azaltılmış bir ceza karşılığında Timothy Wayne, Diane Snell'ın ölümünde cinayet işlemek için komplo kurmaktan suçunu kabul etti ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. David Dremen, birinci derece hırsızlık ve cinayete yardımcı olmaktan suçlu bulunduktan sonra, 2006 yılında 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Stephanie, annesi Diana'nın öldürülmesindeki rolü nedeniyle, 2005 yılının Mayıs ayında suçlu bulunduktan sonra, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak talebi reddedildi. Sonuç olarak, Haleketaki kadın cezaevinde yatıyor ve çıkış tarihi 2024 olarak belirlendi. Öte yandan, David Dremen'in hapis kaydı olmamasına rağmen, resmi bir şartlı tahliye listesi onun uygun olduğunu ortaya koyuyor. İzleyen herkese teşekkür ederim. Daha fazla video için lütfen abone olmayı unutmayın.